biz yaklaşık 2 aydır Ahmet Başkan'la görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık. Ama Ahmet Başkan çok daha istekli ve çok arzuluydu Vizca noktasında. Dolayısıyla onunla görüşmeleri yaklaşık 2 aydır sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ben öncelikle Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Tabii ki Başakşehir Futbol Kulübü bir şirket. Ben de buranın sürdürülebilir kılmam için her zaman Başakşehir Futbol Kulübü'nün tabii menfaatleri öne koymakla birlikte tabii bu transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Bu bir gerçek. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere Abdullah Avcı, bu kulübün uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Vizca'nın öğretmeni, hocası. Dolayısıyla bunlar da Trabzon'a gidiş yolunda pozitif Trabzon lehine etkenlerdi. Vizca'ya da sorduğumuzda o da kendisinin bu yönde bana yardımcı olursanız sevinirim dedi başkanım. Ben de bu konuda Vizca ile ilgili nihai kararı bugün vermiş olduk. Yani çok açık ve net olarak ifade edeyim. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Ama çok mücadele ettiniz, çok arzu ettiniz. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin de yakından tanıdığı, hocamızın da çok istediği, camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak yani ekonomik yapımız belli. Namütenayi şartları olan, ekonomik anlamda namütenayi şartları olan bir kulüp değiliz biz. Her ne kadar da başkanım ifade etti kendisi buranın bir şirket olduğunu. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının öylesine büyük bir camianın ekonomik haklarını, daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple beraber gelebileceğimiz en son noktaya geldik. El sıkıştık. Vizca'yla da çok iyi şartlarda anlaştığımızı tahmin ediyorum. Bilmiyorum öyle tabii, mi? Vizca? Tabii başkan. Seni de tatmin etti mi verdiğimiz? Çok teşekkür ediyorum. Ama bu süreç tabii yani burada şu anda üçümüzü görüyorsunuz. Başkanın da ifade ettiği gibi ben öncelikle Mustafa Eroğüt Bey'e, Ömer Ayvacı Bey'e, Başakşehir Kulübü'nden, Mustafa Saral Bey'e ve tekrar Göksel Başkanıma göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada özel bir paragrafta AS Başkanımız şu anda aramızda değil. Bugün gelecekti ama işlerinden dolayı katılamadı bize. AS Başkanımız Ertuğrul Doğan Bey'e başkan olarak, Trabzonspor Kulübü'nün taraftarı olarak, camianın bir ferdi olarak ve bütün taraftarlarımız ve camiamız adına da bu transferin gerçekleşmesinde çok büyük pay sahibi olan, çok büyük emek sarf eden, mesai sarf eden, çaba sarf eden değerli AS Başkanımız Ertuğrul Bey'e de huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Trabzonspor için çok önemli bir değer ve öyle bir insanla da birlikte başkan AS Başkanı olarak çalışmak da benim için çok büyük mutluluk. Ertuğrul kardeşim eğer bizi izliyorsa tekrar çok teşekkür ediyoruz ve camiam adına da kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok büyük destek verdi. Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunda çok yakından tanıdığı bir oyuncu. Hep şunu söylüyorum. Biz yani yarının hesabını yapmıyoruz. Hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünün ne yarının. Yarından sonraki günün. Çünkü Trabzon camiası hepinizin de bildiği gibi ilginç bir camiadır. Her zaman başarıyı ister. Başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sabır kelimesinin Samsun'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmediği bir şehir. Onun için özellikle de son 1,5 yıldır çok sistemli, planlı ve programlı bir çalışma yürütüyoruz kulüp olarak. Bu hem finansal anlamda, hem idari anlamda, hem teknik ve sportif anlamda.
Ama özellikle de yapmış olduğumuz transferlerin ileriye dönük bütün hesabı kitabı en ince ayrıntısına kadar yapmış olduğumuz transferlerdir bunlar. Kamuoyunun da bunu bu şekilde bilmesine yarar görüyorum. Çünkü çok konuşuluyor, çok söyleniyor. Üzerine çok yorumlar yapılıyor. Spekülasyonlar da yapılıyor işin doğrusu. Bugün gelmiş olduğumuz noktayla alakalı olarak, bugün gelmiş olduğumuz nokta şu. Sportif, ekonomik ve idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde biz bu noktaya geldik bugün itibariyle. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solunda görmüş olduğunuz kardeşimiz de bize o anlamda katkıda bulunacak. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Özellikle arkadaşlar 2 ayda herhalde başkanla bir 20-25 sefer evet. bir araya geldik. 2 aydır bu transfer neden bitti diyorsanız Trabzon çok istekliydi. Başkan çok arzuluydu. Başta Sayın Ahmet Ağaoğlu, As Başkan Ertuğrul Doğan, demin söylemeyi unuttum. Bizim tarafta da Ömer Ayvacı başta olmak üzere Mustafa Eroyut ve Mustafa Saral. Zaten Abdullah Avcı bu takımın adeta geçmişte hocalığını yapmış, yol arkadaşlığımızı yapmış birisi. Onu söylemeye gerek duymuyorum. Zaten hocası. Dolayısıyla bunlara bir kez daha huzurunuza teşekkür ediyorum. Trabzon ve Trabzon taraftarı ve camiasına hayırlı olsun diyorum. Buyurun. Evet, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugün de geldik. Çok heyecanlıyım bugün. Sayın Başkan'a biliyorsunuz benim baba gibi öncelikle ona çok çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi, bana müsait etti. Neden? Çünkü uzun zamanı konuştuk, oturduk. Benim çok teklifler geldi ama yıllardan o kadar isteyen bir klub, isteyen bir camia hiç olmadı. 4 sene de önce de belki de bunu başladı. Ve bugün de gerçekleşti. O yüzden bana başkan izin verdi. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Başkan'a bu transfer sonunda gerçekleşti. Onu da çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün de heyecanlıyım ama diğer tarafta çok mutluyum, çok motive Trabzon'a gideceğim. Çok istekli gideceğim. Zaten beni tanıyorsunuz. Her zaman, her maçta, her sezonda yeni bir hedef koyuyorum kendine, takım içinde. Şimdi taraftarla beraber, büyük bir camia beraber tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Orası hoca benim öğretmen zaten, herkesin biliyorsun. Tekrar diyorum, çok istekli, çok motive orada gideceğim. Tek şampiyonluk bu sene değil, başkan söylediğin gibi 2-3 sene Türkiye'nin futbolunda en önemli biz rota oynayacağız. Ben öyle düşünüyorum, öyle orada gideceğim. Tekrar herkese, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Her şey, çok şey yaşadık beraber, şampiyonluğu yaşadık, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Ayrılmak kolay değil ama çok mutluyum. Gerçekten bugün zaten çok büyük bir camiye gidiyorum. Taraftarlar, Sayın Başkan, hocalar, herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bu sezon şimdi yeni başkanla beraber kupa kaldıracağız. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Sözleşmenin miktarı ve süresiyle alakalı olarak açıklamayı zaten bir 10-10 dakika, 10-15 dakika içerisinde kap duyurusuyla, kamuoyuyla paylaşacağız. Kap duyurusu yapılmadan da bunları söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Başkanım, imza töreniyle ilgili Trabzon'da düşünüyorsunuz ne zaman? İmza töreni şöyle, biz imzayı yukarıda, imza töreni kulüple beraber anlaştık. Zaten onu biraz sonra, az önce ifade ettiğim gibi biraz sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Başakşehir kulübüyle beraber imzaladık. Bildiğiniz gibi normal bir prosedür var. Yarın sabah 9.40 uçağıyla Edin'de hadis bir de Nedim değil mi? Üçü birlikte Trabzon'a gidiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra oyuncuyla olan sözleşmeyi imzalayıp hayata geçirip
ve herhalde ilk antrenmanına da belki de yarın akşam antrenmana bile çıkar diye düşünüyorum inşallah. Trabzonspor camia beni yıllardan isteyen bir camia. O yüzden çok yakın hissediyorum. Yarın da imzadan sonra, antrenmandan sonra, maçlardan gerçekten burada gibi orada taraftarla beraber sahada ben performansı tekrar burada gibi daha fazla göstereceğim. Onun da mutlu şekilde sezon sonuna kadar biz de ulaşacağız. Bizim için her oyuncunun değeri çok büyük. Her oyuncunun anlamı çok büyük. Futbol biliyorsunuz sadece 11 kişiyle sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda bunun kulübesi, hocası, teknik heyeti, 24 kişilik bazen 28 kişilik oyuncu kadrosu, altyapısı. Bütün bunların hepsini bir araya getirip bir bütün olarak düşündüğünüz zaman zaten yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dediğim gibi bizim her futbolcumuz çok değerli. Aramıza katılan her futbolcu da bugüne kadar diğer oyuncularımıza göstermiş olduğumuz değere, göstermiş olduğumuz aynı zamanda da oyuncularımıza karşı da biz camia olarak da saygılıyız. Her türlü değeri, her türlü sevgiyi o kapından içeriye giren, o sözleşmeye imza atan her oyuncu bizim için aynı değeri ve aynı anlamı ifade ediyor.